Günaydın. Dünyadaki ilk Starbucks'ın önündeyim şu anda. Sabah saat 10 bile değil pazar günü ve şu sıraya bakın. Ben 8'de geldim sabah. Birazcık daha kısaydı ama 25 dakika yine sırada bekledim yani. Az da sıra yoktu sabahın 8'i için pazar günü ama herkes turist tabii. Seattle'a ziyarete geldiğinizde yapılacaklar listesinde baş sırada yer alıyor bu. Biliyorsunuz yeni taşındım ve hala mutfak araç gereçleri eksiğim var birkaç tane. Hazır downtown'a gelmişken biraz mağaza gezinip bu eksiklerimi tamamlamak istiyorum. Sizi de yanımda götüreceğim. Birlikte gezinelim. Birazcık alışveriş yapalım istedim birlikte. Seattle vlog videosu değil bu yani. Sadece öyle Starbucks'ı bir gösterdim. Şu an ortalık çok kalabalık zaten. Seattle vlog videosunu bu kadar kalabalıkta çekmek istemem. Böyle bir tatil gününde hani işte Federal Holiday'ler ya da Thanksgiving falan oluyor, ortalık bomboş oluyor. Öyle bir günde falan gelip çekerim buraları. Bugün çekmeyeceğim. Çok kalabalık, ortalık turist kaynıyor. Ve evet, birlikte bence gidelim birazcık mağaza gezinelim. Bir de şunu da aldım kahvaltı olarak. Piroşki diye bir Rus olduğunu düşündüğüm ya da Polonyalı olduğunu düşündüğüm bir bakery'den. Birazdan onu da deneyeceğim. Neyse, size birazcık bu ortalığı göstereyim. Çok kısa. Sonra da gidip alışverişimize başlayalım. Gireceğim ilk mağaza bu. Daha yeni açıldı. 3 dakika önce. Bu mağaza pahalı olacakmış gibi bir his var içimde ama bakalım. Umarım yanılıyorumdur. Servis tabağına ve karıştırma kaplarına. Aslında karıştırma kabına artık ihtiyacım yok çünkü antikacıdan buldum bir tane dün. Kesme tahtasına ihtiyacım var. Bir tane almıştım Ikea'dan. Bir tane daha alacağım sebze ve etleri ayırabilmek için. Plastik bir çırpıcıya ihtiyacım var. Çünkü metalini bütün mixing bowl'larım için kullanamıyorum. Ah, plastik. Plastik. Bunun tahtası da var mıdır acaba? Plastik biraz çirkin çünkü. Tahta mutfak ürünleri daha güzel duruyor. 16 dolar mı? Sen de biraz pahalısın. Plastik ya, alt üstü bu. 12 falan olması lazım maksimum bence. Ama güzelmiş. Yani kaliteli bir şeye benziyor ama 16 dolar sana vermek istiyor muyum bilmiyorum ama ihtiyacım var kesinlikle. Çünkü bende olan şöyle metal ve çiziyor bu bazı karıştırma kablarını. O yüzden böyle plastik almak zorundayım. Ama 16 dolar olması hoşuma gitmedi. Eğer iki tane alırsam bir tanesi bedava, indirim varmış. İhtiyacım var mı ama öyle bir şeye? Bu ne böyle? Bu böyle renklisi. Senin fiyatın ne? 18 dolar. Daha renkli olduğu için de. Bence güzel değil ki. Şunlar ekmek sepeti sanırım. Evet. Ne kadarsın? 36 dolar mı? Ben bunun çok benzerini Ikea'da görmüştüm. Yani 20 dolar falan da maksimum ya. 36 dolar çok pahalı. Geri hemen yerine koyuyoruz. Buradan çıkalım bence. Çok burada vakit öldürmeye gerek yok. O plastik karıştırıcı, çırpıcı iyi olabilirdi ama
Ona da 18 dolar vermek istemiyorum. Hi. Bu arada downtown'da o kadar çok evsiz var ki ya gerçekten insan üzülüyor hani downtown'da yürürken ve etraf çok pis. Hani temiz değil. Ve üzücü bir durum. Yani etrafta bu kadar çok evsiz görmek. Çoğunun zaten mental problemi var. Ya da hani bağımlı. Ya bağımlılar ya da mental problemleri var. O yüzden biraz üzücü downtown'da bulunmak. Ama yapacak bir şey yok tabii. Hayır, Cadılar Bayramı için decoration dolmuş bile. Evleri olanlar tabii bunları alıp evlerinin önünü süslüyor. Amazon'dan Fine China bir 4 kişilik bir yemek takımı siparişi verdim ve tabaklardan birkaç tanesi kırık geldi. İade etmek zorundayım o yüzden. Yani yine başa döndüm. Yemek takımına ihtiyacım var. Şunlar fena değil belki. Fiyatı 6 dolar tanesi. 12 parça alsam 6 dolardan 72 dolar mı yapıyor? Evet. Yani tatlı tabağı, yemek tabağı ve kase şeklinde bir takım yapsam. Aa, Türkiye'de yapılmışına bakın. Made in Turkey. Ed yapımı yazıyor. Ay. Çok ağır. 13 dolar. 13 dolarmış bu kek standı. Kek standı acil ihtiyacım yok. O yüzden geçeceğim onu. Şimdilik bir kesme tahtasına daha ihtiyacım var. Şu neymiş? Cherry hardwood. Ne kadarsın sen? Tahmin edelim. 12 dolar bence. 13 dolar. Bence bir tane fiyatı var her şeyin. Her şey 13 dolar. Bence bu iyi bir aday şu anda. Et ve sebzeleri birbirinden ayırabilmek için iki farklı renk olsun istiyordum. Diğeri Ikea'dan aldığım. Onun rengi daha açık. Bunu da alırsam kesme tahtası ihtiyacım tamamlanıyor. Şimdilik sepetimize koyalım. Bence buradan birkaç ihtiyacımı daha tamamlayabilirim. Mesela plastik çırpıcı. Sabah diğer yerde 16 dolar mıydı? 18 dolar mıydı? Hatta biri 16, biri 18 miydi? Şu da plastik sanırım. İkili hem de. Bunun fiyatına bakacağım şimdi. Arkadaşlar 4 dolar. Diğer yer gerçekten pahalıymış. 4 dolar ve ikili. Ne kadar fark var arasında diğer yerle fiyat açısından. İşte bu yüzden seviyorum böyle storeları. Bunu da şimdilik sepetimize ekleyelim bence. Şu birazcık yamulmuş sanki ama bir düzeltmeye çalışayım onu. Gördüğünüz gibi yok aynası, koltuğu, sepetleri, vazoları, banyo ürünleri, halısı. Yok bu mağazada. Her şey böyle tekli tekli ama. Eski sezon ürünleri falan getiriyorlar ve normalde satılandan daha uyguna satıyorlar burada. Aslında ışığa ihtiyacım var. Işığa ihtiyacım yok değil. Yatak odam için nightstand'imin üzerine ama bunlar çok büyük yani minik bir şeye ihtiyacım var. Bakalım burada ne varmış.
Çok demode. Art bile var görüyorsunuz. Sanat eseri değil tabii ki de. Painting falan almak isterseniz duvarlarınızı dekore etmek için. Onlar da var. Burası da son ışıkların olduğu raf ve bir şey yok beğendiğim. Videoyu editlerken görürmüşüm. Gözümden kaçan ve aslında beğendiğim ışığı. Video çekerken biraz ayrıntılı bakmak zor oluyor tabii. Ama bu mağazayı size göstermek istedim. Böyle her şeyin olduğu ve her şeyin çok daha uygun fiyata satıldığı bir mağaza burası. Alışveriş sepetim nerede ya? Arkadaşlar alışveriş sepetimi kaybettim. Aa, alıp götürdüler mi yoksa? İki tane ürün almıştım, onlar da gitti. Çamaşır sepetlerini orada bırakmışım. Dedim iki tane ihtiyacımı tamamlayacaktım. Onları da kaybettim. Dedim ama neyse ki kaybetmemişim. Burada da halılar var. Halılar evet fena değil. Halıların fiyatı iyi. 129. 299. Daha büyük tabii. Evet, bence bugünlük bu kadar alışveriş yeterli. Bir karıştırıcı, çırpıcı tel aldım. Bir de kesme tahtasını aldım. Başka bir şey göremedim, bulamadım ama çok da önemli değil zaten. Çünkü kalan ihtiyaçlarım böyle acayip acil ihtiyaçlar değiller. Ev dizerken maalesef böyle hani böyle bir günde bütün evi dizemiyorsunuz. Biraz zaman alıyor. Bir de mutlaka zamanla eksikler de çıkıyor tamamlanması gereken. Ama dediğim gibi kalan ihtiyaçlar aman da aman bugün tamamlamam gereken ihtiyaçlar değil. Çok acil ihtiyaçlar değiller. O yüzden bu ikisini alabildiğime sevindim. Çünkü fiyatları da çok uygundu. Ve biraz daha hani bu kesme tahtasına acil ihtiyacım vardı. Çünkü diğerini et için almıştım. Böyle. Bugünlük bu kadar. Aslında hiç uzun video çekme niyetim yoktu bu sabah ama hadi bari çekeyim dedim. Sizi de getirdim. Umarım sevmişsinizdir bu videoyu. Alışverişe benimle daha fazla gelmek istiyorsanız haber verin. Umarım videoyu izlemekten keyif almışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşürüz.